Evet sevgili Bitki TV izleyicileri, bu videomuzda sizlere yurdumuzun değişik yörelerinde sarı kantaron, kan otu, kılıç otu, mayasıl otu ve yara otu gibi isimlerle de anılan binbir delik otunu anlatmaya çalışacağız. Binbir delik otu tarla, yol ve orman kıyılarında, tepelerde ve çayırlarda Temmuz'dan Eylül'e kadar çiçeklenen şifalı bir bitkidir. Bitki 25 ila 60 santimetre boyunda olup çok dallıdır. Ve sapları ayrı olduğu halde bir şemsiye biçimindeki çiçekleri 5 parçalı, korollu altın sarısı renkli ve kenarları siyah renkli guddeli tüyler ile çevrilidir. Erkek organları çok adette ve 3 demet halinde bir araya toplanmıştır. Yaprakları ışığa karşı tutulduğunda yağ guddeleri parlak noktacıklar halinde kolaylıkla görülür. Bitkiye binbir delik otu denmesi bu özellikten ileri gelmektedir. Yanılmamak için tam olarak açmış bir çiçeği parmaklarınızın arasında ezdiğinizde ondan kırmızı bir su aktığını göreceksiniz. İçerisinde tanen, uçucu yağlar, karoten, vitamin C ve resin içermektedir. Binbir delik otunun Türkiye'de 70 kadar türü olup bu türlerden büyük çiçekli binbir delik otunu yiyen hayvanlardan koyun, sığır, at gibi yalnız beyaz tüylü olanlarda bazen ölümle sonuçlanan deri hastalıkları meydana gelebilir. Siyah tüylü hayvanlarda bu tip bir duyarlılık meydana gelmemektedir. Avrupa ve Anadolu'da yaygın bir bitki olup Hristiyan inancında kutsal bir yeri vardır. Avusturya'da İsa'nın haç kanı, Tanrı kayrası otu ve peygamber kanı gibi isimlerle de anılmaktadır. Binbir delik otu çayı sinir yaralanmalarında ve her türlü sinirsel şikayetlerde, çarpma sonucu yaralanmalarda ve ağır kaldırma sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklarda kullanılabilir. Ayrıca o, ishale karşı da etkili bir bitkidir. Sinirsel yüz ağrıları, günde 2-3 bardak binbir delik otu çayı içip dıştan da haricen ağrılı bölgeler uzunca bir süre binbir delik otu yağı ile ovalanarak iyileştirilebilir. Bitkinin ayrıca sinir iyileştirici olarak adlandırılan ve sinirsel rahatsızlıklarda, nevrozlarda, uykusuzlukta ve sinir yorgunluklarında başarıyla kullanılan bir de ten türü, binbir delik otu ten türü hazırlanabilir. Bu ten tür dıştan haricen friksiyon olarak, ovarak sürme yoluyla kullanılabilir. Dahilen ise günde 10-15 damla bir yemek kaşığı suya karıştırılarak kullanılabilir. Konuşma bozukluklarında, rahatsız uykularda, histeri krizlerinde, uyur gezerlikte olduğu kadar yatağa işeme ve depresyonlarda da başarıyla kullanılabilir. Tüm bu hastalıklarda içten binbir delik otu çayını kullanırken bir yandan da oturma çok olumlu sonuçlar verdiği söylenebilir. Haftanın 6 günü arka arkaya ayak banyoları alınması da tavsiye edilmektedir. Sinir sistemi ile ilgili tüm rahatsızlıklarda bu kür çok önemlidir. Çok yönlü bir bitki olan binbir delik otu hiçbir evde eksik olmamalıdır. Gerçekten de binbir delik otu yağı ağrı kesici, iltihap önleyici ve iyileştirici özellikleriyle en iyi yara yağıdır. Bu yağı herkes kolayca hazırlayabilir. İyileştirme gücünü en az 2 yıl korur ve yalnızca açık yaralarda, yeni yaralanmalarda, hematomlarda, deride mavi mor lekeler oluşmasında, beze şişkinliklerinde, güneş yanıklarında ve pürüzlü yüz ciltlerinde bakım toniği olarak kullanılmakla kalmayıp, uçuklar, varisli damarlar, bağırsaklar, sırt ağrıları, lumbago, siyatik, mafsal, eklem iltihabı, romatizma ve felçli inmeli bölgelerde de etkili bir friksiyon, ovarak sürme yoluyla yağ olarak kullanılabilir. Yanıklarda ve haşlanmalarda da etkilidir. Yanıklarda ve haşlanmalarda etkili bir yağa sahip olabilmek için bitkinin çiçekleri keten tohumu yağına yatırılır. Bu yağ güneş yanıklarında da kullanılabilir. Karınlarına zeytinyağı ile hazırlanmış binbir delik otu yani kantaron yağı sürüldüğünde karın ağrısı çeken bebeklerin ağlamaları sona erebilir. Hepinize şimdiden sağlıklı ve mutlu günler diliyor.
ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.